Hocam ne haber? Hamdü senalar olsun. Seni gördük daha iyi olduk Mustafa. Ne gülüyorsun ya? Hayır ya. Tutamadı kendini. Beklemiyordum hocam. Ani selamlaşıyoruz. 18 yaşları civarı herhalde ölümle alakalı korku duyuyorum falan. Yani hani hayatla alakalı bir şeyleri sorgularken o sınıra gelmişim. Ölüm hani onu anlamak lazım mevzusu. Ben işin içinden şöyle çıkmıştım. Adam dediğin 27'sinde intihar eder. Edemeyen 45'inde ölecek gibi yaşar deyip çıktım işin içerisinde. Birkaç senelik geyiğimdir. Gerçekten hani ergenliğin ucunun bir şeyidir. Bir de ben hani konuşuyorken iddialı da konuşuyorum ya. İddialı. Üniversitede bir sürü bu geyikle beni hatırlayanlar var yani hani mevzuda. Sonra 20'li yaşlara geldi. Lan biz bir şey söyledik. Bir şey söyledik ama falan. Sonra tabii geldik 27 yaşına. Lan bir saniye intihar da o kadar falan derken. Sonra geldik 45 yaşına falan. Hani mevzuda öyle değilmiş. Ayıyorsun ya da döngüsün ayıyorsun. Şimdi geriye dönüp baktığımda aslında işte ölümü sorgulamak için kendi hayatımda kolaylaştırmak için kullandığım bir hikaye grubuymuş. Bunun üzerinden de gerçekten intihar niye yapılır, ne döngüsü, insanlar falan da ister istemez konum bu olunca birazcık okuma da yapıyorsun üzerine. Zor bir döngü. Ölümü anlamadan da mesela arada kullandığım hikaye gruplarından bir tanesi bu anlam arayışı hepimizin dertlerinden biri ya. 30'lu yaşlarında içinde birkaç kişinin öldüğü bir trafik kazasından canlı çıkmak mesela hayatı anlamlandırmayla alakalı acayip bir kısa yol olduğunu simüle etmişimdir kafamda. Yani böyle bir şey olsa birdenbire ondan sonrasındaki hayatı anlamlandırmadaki becerin bir öncesinde oranla acayip yükselecek. Ölümün böyle bir işlevi de var. Ölümü düşünüyor olmanın, ölümü yaşıyor olmanın değil de entelektüel evet. Anlamda düşünüyor olmanın. Ölüm deneyiminin dönüştürücülüğü diyoruz buna. Evet. Yani. Düşme tehlikesi yaşayan uçaktan sonra hayatını değiştiren bir sürü insan olması gibi. Evet yani o Steve Jobs tariflerinde kullanıyordu galiba. Yani gerçekten bugün son günün olduğunu fark etme metaforu. Hani bunu böyle düşünürsen eğer bugünü daha değişik anlamlandırıyorsun. Okuma tipin değişiyor. Bunu bir kenara koyuyorum. Hani buradan başlayarak bir sohbete gireriz. Dünyada ötenazi ile alakalı frekansı gittikçe yükselen bir konuşma ritmi var. Bu ötenaziye bunun felsefi tarafından bakıyor olma, gerçekten fiziksel tarafından, tıbbi tarafından bakıyor olma ya da sistemdeki yaşlıları öldürüyoruz abi işlevsizleşme, toplumda işlevli olma olmama tarafından bakma. Bu arada bu çok kolay yabana atılır bir şey değil. Dünyanın birçok ülkesinde, merkezi daha Amerika olmak üzere yaşlananın sistemin dışında kalmasıyla alakalı çok tuhaf bir kültür var gelişen. İnsanlar yaşlanmamak, yaşlı görünmemek için çok yüksek çaba sarf etmek zorunda kalıyorlar. Yani o sistemin galiba kültürel yapının hızlı değişiyordu olmasına kaynaklı. Hızlıca sistem dışına çıkartıyorsun. Atıl gruptaki diye kabul ediyorsun. Gençlik baskısı diye bir şey. Bak şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Evet. Fakat bariz olarak var yani. Yani biz Türkiye'de bunu yaşamıyoruz ya da böyle hissettiğimiz bir şey değil ama hani yurt dışındaki kültürün içerisinde oluşan şeylerden bir tanesi. Bunlarla beraber şu ötenazi konusunu bir elden geçirelim. Çünkü tahmin ediyorum önümüzdeki 6 ay ila 1 yılın içerisinde bizde de gündem olarak içeride konuşulacak şeylerden birine dönecektir. Biz buna henüz çok defanslıyız kültürel olarak. İyi ki de defanslıyız bu arada. Ama yine de bu bir konu ve bu hani bu konuyla karşılaştığımızda ne düşüneceğimizi, nasıl düşüneceğimizi bilelim sohbeti de. Rastlıyorum buna. Uluslararası haber içeriklerinin içerisinde birçok ülke bunu çok kolaylaştırıyor. Hatta yönlendiriyor şeyde ötenazinin kendisini. Ne diyorsun? Yani insan kendisiyle alakalı ölme kararını ya da bir kurum senin ölebileceğini, kendini öldürebileceğin kararını verebilir mi gerçekten? Yani sistem buna müsait mi? Şimdi bu konuya defansız dedin ya, böyle konuları tartışabilmek için konunun kendisinden önce metodolojiyi konuşmak lazım. Mesela bizim ben topraklarda eşcinsellik gibi konular, aynen intihar gibi konular, ötenazi gibi konular doğal tabulardır. Yani bunlar yüzlerce, binlerce yıl içinde neyse bir şekilde oluşmuştur. Ve mesela aklı masaya koyduğun zaman aklın getirdiği sonuçlara hızlı defans üretebilecek tonla argüman sıralanır. Dolayısıyla bir kere bu konuların hani konuşulabilmesi için neden konuşulması gerektiğini anlamamız lazım. Mesela eşcinsellik daha çok tecrübemiz olan bir alan. Hiç konuşmadığımız için kültürel olarak, dini olarak, sosyal olarak nasıl yanıt vereceğimizi ya da eşcinsellik denen olguyla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Onu hayatımızda nereye? Basit bir örneğini vereyim. Ben işte senelerce böyle nörobilimdir bilmem ne. Mesela cinsel fizyoloji derslerini çok anlattım. Sonra işte ilk çocuğum oldu, ikinci çocuğum oldu falan. Bir gün bir şey geldi aklıma. Ya biri söyledi ya bir yerden okudum.
kendi çocuğun eşcinsel olsa ne yaparsın? Yani ben eşcinselim desen ne yaparsın? Abi saniyeler içerisinde bütün kütüphanemi zihnen önüme koydum ve ne yapacağımı bilmediğimi fark ettim. Dolayısıyla teorik olarak biliyor olmanın fayda vermediği bir şey. Çünkü benim davranışım ilk etapta o kişiyi, yani mesela çocuğumu, sonra da etrafımdaki yakından uzağa doğru sosyal halkaları doğrudan ilgilendiren bir şey olacak. Yani dıştan içe doğru bütün tepkileri öngörebilen, onlara karşı koruma sağlayabilen, akıllı, mantıklı ve dönüştürücü bir şey yapmak zorundasın ama ne diyeceğini bilmezsen hiçbir şey yapamazsın. Peki niye bilmiyorum diye düşününce, hiç konuşmadığımız için. Hiç konuşulmamış. Mesela yıllarca işte Diyanet'e bu konuda bir şey sorulsa, bir imama falan, standart işte Lut kıssası, haramdır, yasaktır, konuşuldu ya da çözüldü zannedilmiş. Ya da efendim tam öbür sarkacın öbür tarafında, yani herkes eşcinsel olsa dünya harika olurdu bir, gibi bir kafayla, biyolojik gerçeklerden, işte tabiatın yarı kategorize mantığından çok uzakta bir tarafı seslendirenler olmuş. Orada bulunanlar da öyle sorun çözülüyor zannetmişler. Aralarında bu sarkaçların uçları arasında ortada bir yerde konuşamadığı için de çözülmemiş. Dolayısıyla ötenazi meselesi gündeme geldiğinde aynı böyle boşluğa düşmemek, hazırlıksız yakalanmamak için birincisi konuşmak lazım. Metotta ikinci konu şu, yani konuşma gerekliliği buradan geliyor. İkinci konu yine eşcinsellik konusunda da var. Benzer konularda çok var. İşte şeyde çok yaşanır bu. Beyin hasarından dolayı suç işleyen suçlu mudur, hasta mıdır ikileminde çok vardır. Böyle şeyleri konuşurken olayın o kadar çok veçesi vardır ki pedagojik olarak ve sözler ağzından maalesef sırayla çıktığı için belli bir akıl yürütme zincirini sabırla takip etmek gerekir. Şimdi argüman 1'i alıp üzerinde konuşurken birileri argüman 1'e itiraz geliştirip ya da o öyle değil dediğinde şunu kasteder. Senin kastettiğin vakaların benim bildiğim cinslerinde o dediğin yok. Ve tartışma bir anda oraya kilitlenir. Halbuki konu o değildir. Bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Sabırla uzun süre terbiyeli, edepli bir tartışma kültürü oluşturabilirsen olasılıklar yelpazesini önüne serersin ve bu konuyu bütüncül olarak görebilme şansı taşırsın. Şimdi bizimki gibi felsefi düşünceyle araları iyi olmayan, eleştirel kritik düşünce eğitiminin okullarda pek verilmediği, kazara bir hoca vermezse bir ülkede mesela şöyle bir tartışma adabı var. Ya buna tartışma denilebilirse. Ya ötenazi hakkında yani ne düşünüyorsun baba mesela? Çocuğum, insan hayatı kıymetlidir. Öyle insan kendi hayatına son verir mi? Canı sen mi aldın ki sen vereceksin? Ha, tartışma bitti. Mesela burada tartışılamaz bir argümana sırtını dayadığın zaman artık bu bir tartışma değil. Bu bir tercih, bu bir bakış açısı, bu bir inanç oluyor. Dolayısıyla bir şey çözmüş olmuyorsun. Sonra başka bir inanç grubuna sahip bir insan. Senin bulunduğun sosyal alanda böyle bir taleple geldiğinde senin inancın orada çalışmıyor. Dolayısıyla ona akli süzgeçten bir şey söylemen lazım. Saçmalıyorsun. Sünnetin tıbbi faydalarına dair ortaya konan argümanlara benziyor. Abi bırak, bu bir gelenek işte. Bunun tıbbi faydası falan yok. Hatta zarar olma ihtimali var komplikasyon dolayı. Ama de ki böyle yapılmış, böyle gidiyor. Yani alıştık biz buna. Bunu aklileştirmeye çalışma gibi anlamsız bir tarafa giriyoruz. Ötenazide uzun süre düşünmüşlüğüm yok ama ölüm meselesiyle ilgili çok fazla uğraştığım için fizyolog olarak da insan olarak da bir gün öleceğini bilen tek canlı olarak bir kere ölüm hakkının insanın elinde olup olmaması çok önemli bir sorundur. Yani benim hayatımın hakkı benim elimde mi? Etik ve felsefi olarak bakmaya kalksam ki şu anda başta işte Sokrat olmak üzere ondan sonra gelen Eflatun, Aristo, işte bugün Dücan-ı Cündoğlu dahil olmak üzere herkesten özür dilerim. Çünkü ben metodik bir felsefe okuyucusu ya da felsefeci değilim. Ama başlatmadığın bir şeyin sonlandırma hakkı sende olmamalı. Temel mantık itibariyle. Bunun başlatma şansı benim elimde değildi. Seçmediğim bir zamanda, seçmediğim bir koşulda dünyaya geldim. Bu arada başıma hiç hesap etmediğim hadiseler geldi. İyi ya da kötü. Bunlar çok ağır hastalıklar olabildiği gibi büyük servetler kazanmak da olabilir. Her şey var bu oyun içinde. Ve bu oyun içinde bazılarımız dışarıdan bakıldığında başka gözlerle çok talihsiz durumlar yaşıyorlar. Çok ağır hastalıklar, işte olmaz problemler falan filan. Ya da işte aşırı yaşlılık falan filan gibi durumlar. Elden ayaktan düşme. Şimdi bu tip bir noktaya gelindiğinde elde bir imkan var. Oldukça acısız olduğunu düşündüğümüz bazı yöntemlerle bu insanların hayatına son verilebiliyor. Böyle bir teknik imkan var. Soru, bu insan böyle bir şeyi talep edecek kadar azap çektiğinde buna hakkı var mıdır? Şimdi bu soru artık bilimin, aklın, şunun bunun ötesine zıplayan bir alana işaret ediyor. Niye? Kendi hayatına son verme,
romantik bir ilişkinin senin beklentin dışında aniden bitmesi insana ölecekmiş gibi hissettirir mesela. Gerçekten fiziksel acısı çekersin ve o durumda birçok insanın kendine zarar verici davranışlar yapması, komaya girene kadar alkol alması, kendini kesmesi, etmesi bilmem ne çok gördüğümüz bir şey. Bu fiziksel varlığa işte o hissedilen işkencenin bir nevi başka bir şeyle dengelenmeye çalışması ya da geçirilmeye çalışılması. Şimdi bu zaten bizim davranışlarımız arasında var. Dolayısıyla büyük acılar çeken herkesin ve bitmeyecek gibi gözüken bir tünelin içine sıkışmış hisseden herkesin böyle bir isteği olması doğaldır. Böyle bir istek uyanır. Ama ben bilimsel olarak son derece işte sofistike tekniklerle ona öyle bir imkan sunduğumda şöyle bir şey yapmış olurum. Biz aslında ölümden korkmuyoruz. Çünkü ölümün ne olduğunu bilmiyoruz. İnsan aslında ölümden korkmaz. Ölüme giden yolda acı çekmekten korkar. Ve esas problem o hayatın, ya bir şeyin bitişinden korkarız biz. Ölüm denen şeyi bilmediğimiz için. Ve oraya giden yolda acı çekme bariyeri ortadan kalktığı anda insanın ölmemesi için bir sebep yoktur ki. Şimdi bu zor durumlarda ötenaziye insanın böyle bir hakkı vardır ön kabulüyle onay verdiğinde, sınavdan başarısız olan çocuk ötenazi istediğinde ona ne yapacaksın? Benim aklıma bu geliyor. Son derece haklı çünkü çocuk fiziksel acı çekiyor. Bu yüzden intihar eden çocuklar var biliyorsun. Çocuk mesela diyecek ki ben acı çekerek ölmek istemiyorum ama bu sınav başarısından sonra yaşayamayacağım. Lütfen bana basın bilmem ne pentabarbitör carçurtu. Ben gitmek istiyorum. Felsefi olarak sınırlarını çizemeyeceğimiz kadar zorlu bir sorun. Bana sorarsan böyle demememiz gereken bir konu. Oturup, bu arada metodolojinin üçüncü önemli kısmı da burada geliyor. Her ötenazi isteği ya da ötenazi olasılığı vakası tektir ve benzersizdir. Adli davalar gibi. Bir yerde yapılmış, verilmiş kararlarla ancak bu özel durum için içtihat üretebilirsin, benzeterek bir şey yapabilirsin ama hepsine standart bir şey uyguladığında adalette eşitlik en büyük adaletsizliktir. Dolayısıyla yanlış yapmış olursun. Her bir ötenazi konusu gündeme geldiğinde o kişi kim, durum ne, işte acı, çözüm olasılığı bilmem hepsinin ayrı bir vaka olarak tartışılması lazım. İşte sık yapılan tartışma ağır kanser hastası son evrede gitti gidiyor ama işte ötenazi istedi, kabul edildi, yapıldı. Ertesi sabah bir bilim insanı çıktı da ki terminal döndük kanserin artık kesin çaresini bulduk. Şimdi burada ötenazi servisini sağlayan hekimin durumunu düşün, etrafındakileri düşün. Ve beni en çok ilgilendiren de ötenazi konusunda bir talk show'da Keanu Reeves'in öldükten sonra ne olacak sorusuna verdiği cevap. Ya gerçekten o çocuk bilge bir çocuk bak. Çünkü cevap vermeden önce derin nefes alıp düşünen adam çok az dünyada. Soruyu soruyor o işte Amerikalı meşhur bir talk show'cu. Vay diyor Keanu Reeves. Duruyor duruyor. Öldükten sonra ne olacak soru. Diyor ki bizi sevenler çok üzülecek. Şimdi ölümden sonra ne olacağını bilmiyorum demenin çok elit bir yolu. Zaten orası sadece kişiyi ilgilendiriyor ama bir de bizi biz yapan sosyal bağlar yani içtimai bir yapı var. Onu dikkate almadan konuşamayacağımız bir şey. Yani bu kadar lafı niye söyledim? Ötenazi konusunda hiçbir fikrim yok. Ya bence arada gerekiyor. Altı çizilmesi gereken başlıklardan bir tanesi. Ben de kendi içinde aldığım notlardan biriydi. Ötenazi ile alakalı genel bir kanaat oluşturmak mümkün değil gibi gerçekten. Oluşturulmamalı. Mesela, evet. Bireysel olarak tek tek yani bu vakada ya da bu pozisyonda ötenazi olmalı mı ya da olur mu konusu belki konuşulabilir ya da üzerinde tartışılabilir. Onun tıbbi tarafı, duygusal tarafı, dönüşüm tarafı, toplumdaki etkisi tarafı falan onlar tartışılarak üzerinde bir şey yapılabilir. Ama genel olarak kişi kendini işte acıdan kaçınmak için ya da işte dünyadaki işlevsizliğini anlamlandıramadığı için yani işte felç oldu ve işte dediğin gibi yani fiziksel olarak bir acı çekiyor. Yani dünyada anlamlı bir yere kavuşamadığını düşünüyor. Yani benim yaşadığımı anlamam için gerekli 10 koşul var. 10 koşulun 10 koşulu da artık işlemiyorsa ben kendimi işlevsiz hissediyorum dünyada. Bu hasta olduğum için olabilir ya da duygusal anlamda bir baskı altında kaldığım için olabilir. Bu gibi durumlar tartışılabilir. Yani tekil tekil tartışılabilir ama evet yani gerçekten bence çok temiz yakalanan yerlerden bir tanesi. Bu da genel olarak bu koşullardayken, bu durumdayken ötenazi kararı verilebilir ya da verilemez, söylenebilir bir genelleme olamaz. Hepsi tek tek ele alınması gereken şeylerden bir tanesi. Bir şey daha sen söylerken yani aslında belki de çok en önemli parametre olabilir. Yaşamın anlamı meselesi. Yani insan niye yaşar, neden hayatta kalır?
eli kolu ayağı bilmem ne tutup işte konuşabildiği sürece yaşar. Bunların işte %60'ı gittikten sonra insanın yaşamasına değmez diye formülasyon yapamıyorsun. Yani işte Stephen Hawking rahmetli oldu biliyorsun yakın zamanda. Adamın hayatına bakarsan işkenceden başka bir şey değil ama bildiğimiz kadarıyla çok iyi ayak yapmıyorsa mutlu bir insan olarak öldü. Yani Evet. Bir şekilde o işlevsiz bedenini en işlevli bedene ev yapmayı başardı adam. Avantaja çevirdi bir şekilde. Çok büyük avantajı. Hatta avantaja çevirdi. Muhtemelen o hastalığı olması olmayacak. O kadar yüksek konsantre olamayacaktı belki bir şey. Aynen öyle. Yani. Bu kadar mesela zorlu bir döneme giren bir insanın şu noktadan sonra yaşamın anlamı yok demesi, biraz önce söylediğim gibi romantik bir ilişkiden, bir sınamadan, bilmem neden başarısız olan bir insanın ya bundan sonra benim yaşamımın anlamı yok demesiyle kategorik olarak aynı. Bak acısal olarak aynı demiyorum. Kategorik olarak aynı. Ve burada esas konu o kişinin yani kendi ötenazi kararını verecek kişinin ya da bilinci yerinde değilse onun etrafında onun için o kararı verecek kişilerin bu anlam sorgulamasından geçmeleri bence elzem bir şey. Yani hayat anlamlıdır öldürmeyelim sonucuna varmaları gerekmiyor. Ama neden yani insan neden ne zaman ölür? Bu şeye benziyor ya, ailede geniş büyük bir aşiret gibi bir aile düşün. İşte gençlerden biri bir kabahate aracı oldu ya da yanlışlıkla birinin ölmesi, yani berbat bir olay oldu. Ne oluyor klasik özellikle eski dönem tip ailede? Büyükler oturuyorlar, bütün aile efradı oturuyorlar. Bakıyorlar diyorlar ki kasıt yok. Sonra oturuyorlar olayın üzerine uzun uzun düşünüyorlar, istişare ediyorlar. Aksakallara soruyorlar nedir falan, bilir kişilere danışıyorlar. Ve ona nevi şahsına münhasır ya da olayın kendisine has bir çözüm üretmeye gayret ediyorlar. Şimdi böyle bir sorgulama yapılmadan tıbbi bir otoritenin beyin ölümü teşhisi koyduğu gibi tık 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 checklistleri onaylayarak verebileceği bir karar olmadığını fark etmemiz lazım. Çünkü yaşamın anlamı bizim ürettiğimiz bir şeydir. Bunu çok uzun anlatmaya çalışıyorum ben. Yaşamın kendi içerisinde bir anlamı yoktur. Biz buradaki 10 küsur milyon türden sadece bir tanesiyiz. Anlam soran tek tür biziz. Anlamın bir önemi olaydı, zürafaların bir anlamı olurdu. Bildiğimiz kadarıyla öyle bir dertleri yok. Zürafa, zürafa olarak yaşamakla yaşamın zaten kendisini yaşıyor. Ona bir anlam yakıştırma ihtiyacı hissetmiyor. Anlam kaybı intiharın en büyük ana teması olduğu için anlam yoksa zaten ötenazi doğal bir hak, hatta mecburiyettir. Yani anlam yoksa niye yaşıyorsun abi? Dünya hayatı gerçekten çok yorucu insanların büyük bir çoğunluğu için. Zengin de fakir de olsan. Dolayısıyla o anlam sorgulamasını yapmadan bunu bir tıbbi, teknik bir durummuş gibi tartışmak aynı diğer tabularda düştüğümüz tuzağa düşmemize sebep olacak. En güzeli galiba, en güzeli. Tabii o acılar içinde kıvranan ya da o darlık içinde yaşayan kişi için değil ama etraftaki uzman, eş, dost, akraba kim varsa hayatına son vermek isteyen bir insana tavsiye verme konusunda bilemiyorum Altan, bilemiyorum demesi muhtemelen. En iyisi bu. Çünkü kimsenin bildiği bir şeyden bahsetmiyoruz. O kişinin öyle bir isteği olabilir ama bu karar sevdikleriyle beraber vermesi gereken bir karar. Ve karar ne olursa da olsun saygı gösterilmeli. Her nasıl ki insanın cinsel tercihlerine devlet baskısıyla bir şey yapamazsın. Onun biyolojik cinsel yönelimini değiştiremezsin. Dolayısıyla burada da benzer bir sınırlı özgürlük alanına ihtiyaç var gibi gözüküyor. Bu arada bilemediğimiz şeylerin bu kadar yakınımızda olması ne kadar tuhaf değil mi? Yani, daha da kötüsü yani, aslında en yakınımızdaki şeyler, en bilmediğimiz şeyler. Evet yani bunu son bir yıldır, 1,5 yıldır beraber çalışırken daha fazla sezdiğim şeylerden bir tanesi. Yani bu her şeyi bildiğimizi ya da bilinecek binlerce şeye, milyonlarca şeye, milyarlarca şeye sahip olduğumuzu zannetme zannı ne kadar büyük bir balon. Yani elini uzatıyorsun ve daha sağımızda, solumuzda, şuramızda duran, hayatımızın bir parçası olan bir sürü şeyi gerçekten gerçekten hiç bilmiyoruz yani hani konuyla alakalı. Üzerine teknik olarak bir sürü bıdı bıdımız var şeyde. Ne kadar kolay da boşa düşüyoruz yani. Çünkü bilme zandan burası şiir ibaret. Dışında hiçbir şeyi kapatamadığı bir yer. Yani bilme zandan ibaret işte. Yani bildiğimiz, zannettiğimiz her şey aslında bir zan. Mesela onun içinde güvenli alan teşkil etmek için bilimi bile aslında o yüzden yapıyoruz. Evet biliyoruz bilimsel falan. Ya ben bunun eğitimini aldım ama bilim öyle bir şey değil. Bilim benim evde çalışmıyor. Yani bilim laboratuvarda pık 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 sıralı bir şeyler yapmak için. Hayatın kendisi kompleks bir sistem. Orada bilmek çalışmaz. Orada olmak lazım. Orada yaşamak lazım. Her an bir kere oluyor. Yeni bir oyun keşfettim ben.
Mesela kızımla beraber daha önce gittiğimiz bir yere gitmiştik işte. Oraya dedim ki ilk kez seninle buraya ikinci defa geliyoruz. Şimdi böyle baktığın zaman hayatta her şey yeni ve ilk yani. Bu çok güzel bir şey ve gerçekten hayat böyle. Hiçbir şey daha önceki tecrübelerinle birebir örtüşmüyor. Hele ki hayatında bir kere yaşayacağın ölüm diye bir şey. Bu arada yani tekrar hatırlatmak isterim kendime ve herkese. Ölüm sürekli kaçınmaya çalıştığımız, yani adeta bütün yaşamı ölmemek için yaşamamıza neden olan bir yanlış anlamadan ibaret. Yani ölüm bir kere hani geç bütün teleolojik argümanları şunu bunu falan, yaşamın bir icadı. Yani yaşamın içerisinde default olarak var ölüm. Dolayısıyla evrimsel durum, işte bu kozmolojik ilkeler falan niye ölümü gerektirmiş diye baktığında biyolojik çeşitliğin çok önemli bir altyapısı, evrim programlarımızda bunu konuşmuştuk. Ama aynı zamanda da insan zihni için işte o keşke bitmese dediğimiz güzel anlardan bir tanesini de ömürün kendisi haline getiren şey. Yani ömür bitecek olduğu için böyle hara göre bir şeyler yapılıyor. Ve o bitiş eğer ben takvime saate yazsam senin dediğin gibi 27 yaşında Ağustos 14'te ötenazim geliyor falan diye. Abi hiçbir şey yapamazsın. O yüzden belirsiz olması muhteşem. Bu fikri yani bu gerçekten, bu kesin bilinen gerçek bu söylediğim. Bundan kaçarak hayatımızı zanlara, algoritmalara, ezberlere ve uyuşturuculara emanet ettiğimizi fark etmemiz lazım. Yaptığımız her şey eğer içinde ölüm yoksa bir uyuşturucudur. Ölüm varsa müthiş bir deneyim, müthiş bir tecrübedir. Her ölümden bahsettiğimde senin de surat ifaden değişiyor. Seviyorsun çünkü bu konuda benim konuşmalarım. Muhtemelen ölümle ilgili çok sorunu olmuş bir insan olarak bunları düşünmeye vaktim oldu galiba. Yani hoşuma gidiyor bunlarla ilgili konuşmak ve düşünmek. Bir de yani hani ölüm şimdiki zamanı anlamayla alakalı çok güzel bir anahtar ya. Yani şimdiki zamanı ölüm metaforunu ya da bilgisini anlamını dışarı çıkartıp yorumlamaya kalktığımızda başka bir şey. Ölüm varla yarın. Yarın var yani. Yarın ya da işte herhangi yarın. 30 saniye içinde. Var işte kadar. Şeyde. Ölüm var dediğin andan itibaren hemen mesela şöyle oluyor. Üzeri çok tozla kaplı bir şeyi hemen kaldırıp tozlarını tümünü atıp bambaşka bir gerçeklik görebiliyorsun. Yaşadığın hayatla alakalı. Bir şeye bakmanın, şimdiki zamanı anlamanın en iyi malzemelerinden bir tanesi. Yani anlama ihtiyaç varsa ölümün içinde var ama ölerek değil. Ölümün varlığını fark ederek yani ölümün gerçekliğini fark ederek. O zaman yani yarın ölüm varsa şimdi baktığım, yan yana olduğum dostane derin bir sohbetin tadı çok daha anlamlı bir yere varıyor. Ölüm yoksa eğer hadi buradan çıkarttığımızda bu işte 150. Can Canan çekimine dönüyor. Kaçıncı programsa. Halbuki hani konunun bu olmadığı, şimdi bunu burada geçiriyor olmayı tercihen anlamlı bir şekilde yaptığını bilme halini değerli kılıyor ölümü kendisi. Kaçıncı bölümümüzün bu? 124. 120 ilk kez 124. bölümü çekiyoruz. Dikkat ettin mi? Muhteşem değil mi yani? Evet. Bence harika. Yani yaşama, bu Steve Jobs'un biraz önce alıntıladığın son günün gibi yaşamak hikayesi var ya. Hmm. Mesela ben onu dinlediğimde önce cazip geldi sonra yanlış geldi. Çünkü eğer ölüm bilinci yoksa bir insanda o gün panik içinde geçer. O gün karamsar geçer. Ben şöyle bir yazı asmayı denedim. Yani şöyle her sabah görebileceğim bir yere. Her an ölebileceğini ve bir gün mutlaka öleceğini bilen bir canlı gibi yaşayacak mısın? Her an ölebilirsin. Yani şu yazıyı okuyunca ah küt gitti, embol attım falan. Ya da ama bir gün muhakkak. Bunu bilen bir canlı gibi yaşamak başka bir şey. Bu akşam öleceğiz, beni kimse tutamaz başka bir şey. onu yani bu bir değişik oldu. Evet yani. O başka. O zaman hani bir derleme toplama yapma hissettim arka tarafta. Tabii, şimdi herkes ötenazi yapmasın evde. Bir derleme yapalım. Ölümün üzerine düşünüyor olmak, ölümün gerçekliğini bir şekilde üzerine düşünerek, vakit geçirerek yanında bulundurmak faydalı. Ötenazi konusunda konuşacağımız her şey bilmiyorum cümlesiyle başlarsa o zaman da o faydalı. Gayet güzel ve bence son sözü Mevlana'dan alalım. İbret istersen ölüm yeter. Diyorsun. Aynen öyle. Peki. Çok böyle hani anlamlı ve derin boşluğa bakarak tamamlayalım. Arkadaşlar neyi sesi girelim. Teşekkür ederim. Bence güzel oldu. Bence de vallahi.